Son bir şey, Yıldıray'la konuşurken işte mesela kendisi de söyledi, şu anda Pazar ilçesi. Pazar'ın eski adı Atina. O yüzden diyor neneme Atina'nın Yunanistan'ın başkenti olduğunu söylemeyin diye. Böyle pek çok yer var. Yani mesela işte Giresun'un eski adı başka bir şey bulmaya çalışıyorum. Mindeval ve Kuvato adlı iki nahiyenin birleşmesinden oluşmuş. Ondan sonra işte Pazar'ın eski adı Atina. Çayeli'nin eski adı Mapavri. Mapavri de rahipler demekmiş Rumca'da. Şimdi ekranda da bir görüntü görüyorsunuz. Bir kitap. Bu kitabın adı, adını unutan ülke, Sevan Nişanya'nın yazdığı bir kitaptır. Alt başlığı da Türkiye'de ismi değiştirilen yer adları, ismi değiştirilen yer adları. Tam ekran verir misiniz bir? Tam okuyayım onu. Adını unutan ülke, Türkiye'de adı değiştirilen yerler sözlüğü. Şimdi bu kitap piyasada bulunmuyor. Sahaflarda eğer biraz şanslıysanız, meraklıysanız, biraz şanslıysanız sahaflardan bulabilirsiniz. Artık hani ne kadar para verirsiniz o belli olmaz. Değerli bir belgesel kitap niteliğindedir. Böyle baktığınız zaman Türkiye'de işte çok yer görürsünüz. İnsanların köken avcılığını yaparsanız aslında Anadolu coğrafyası bir medeniyetler beşiğidir, bir klişedir. Ama öyledir de. Şu anda bu konuda değiliz. Öyledir de çünkü kendi küçüklüğümüzde işte yaşadığımız yerlerde duyduğumuz bazı yer isimleri olur. O isimler o gün düşünmeyebilirsiniz fakat aklınız yettiğinde ya bunun neresi olduğunu, ne olduğunu, niye o isimlerin ya Türkçe'ye çok da uygun olmayan bazı isimler duyarsınız. Sonra işte bu adını unutan ülkede ben epey şaşırtıcı bilgilere ulaşmıştım. Pek çok yerin adı değiştirilmiş. Sonra gerçek o halk arasındaki ifadeler nereden geliyor diye girip baktığınızda Sevan Nişanyan bu kitapta böyle şehir şehir ele almış. İşte Erzurum demiş, Maraş demiş, Trabzon, Giresun, Elazığ neyse işte aklınıza ne geliyorsa Van, Edirne filan yani böyle kent kent ayırmış. Ve orada bir takım isimler sıralıyor. O isimlerin yani yer isimleri sıralıyor. Şu andaki adını veriyor, eski ismini veriyor. Öyle baktığınız zaman yaşadığınız coğrafyaya göre kimi yerde size garip gelen, bugün bambaşka bir isimle ifade edilen yerin halk arasında garip gelen ifadelerinin örneğin doğuda, güneydoğudaysanız işte Kürtçe yer isimleri olduğunu ama şimdi onun Türkçeleştiğini. İşte Doğu Karadeniz'deyseniz o isimlerin, yerelde ifade edilen isimlerin şimdi fark ediyorsunuz ki bu Rumcaymış. Yani dediğim gibi bulunduğunuz yere göre ya da işte gene Doğu Güneydoğu'daysanız Ermenilerden tevarüs ettiğini görüyorsunuz. Yani pek çok yer ismi değiştirilmiştir. Halk arasında farklı ifade edilir. Ama buna merakınız varsa bu kitapta o yer isimleri orijinalinde nedir, nereden geliyor bunu görmek mümkün. Hele bu köken avcılığıyla sürekli gündeme geldiği için işte buradan bakarsanız hayata çok bambaşka bir tünelden çıkabilirsiniz ve çok da şaşırtıcı olabilir. Bir dönem hatırlarsınız Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü galiba işte geriye doğru nüfus kayıtlarını halka açtığı zaman pek çok şaşkınlık yaşandığını biliyoruz. Önemli olan bugün biz kimiz, hangi coğrafyada yaşıyoruz ve nasıl yaşayacağız, nereden geldiğimiz, hangi kökenden olduğumuzun çok da bir önemi yok. Eğer böyle bir merakınız varsa ve bu da sizin için problemse, böyle bir saplantınız varsa o köken avcılığına gittiğinizde bu mozaik olan Anadolu coğrafyasında sizin ne çıkacağınız hiç de belli olmaz. Dolayısıyla bunu önemsiyorsanız çok da karıştırmayın derim. Burada ona ilişkin yorumlar da var. Bir izleyici diyor ki ben Boşnak kökenliyim, İmamoğlu'na oy vereceğim dediğimde sen Sırp olabilirsin dedi AKP'liler. Kafa böyle çalışıyor. Öteki diyor ki Serdar Aytürk siyasal İslamcılar ayıp nedir bilmez. Mesela Yunanistan'ın fethi İstanbul'dan 10 sene öncedir vesaire. Dediğim gibi yani bu köken avcılığıyla uğraşırsak toplumsal barışı tesis edemediğimiz gibi sürekli bombalar dururuz.